Özlem Ajans olarak aynı zamanda Peygamber Sevdaları Platonu'nun birer üyesiyiz. Daha önceki Robert Ajans'ı da dile getirmiştik. Artık kendimizi de Peygamber Sevdaları'nın birer unsuru olarak görüyoruz. Çünkü sürekli beraber bir çalışmamız var. Şu anda da bu Diyarbakır programında da yaklaşık 20-25 arası sanatçıyla yer aldık. Onun sevincini yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi arkamda bir insan denizi var. Coşku had safhada. Böyle bir organizasyonu azilen bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Her şey güzel. Bu ortamı yaşamak lazım. Yaşamayan bütün kardeşlerimizi bekliyoruz buraya. Bütün sanatçıları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Nisan ayı boyunca içimiz kıpır kıpır ama bugün heyecan, sevinç dora ulaştı. Yani bu kalabalığı görüp de coşmamak elde değil. Bu kalabalığa da marş okumak benim için büyük bir şereftir. Gerçekten de bunu yaşamak gerekir. Yani bu sene buraya gelmemiş olan kardeşlerimize sesleniyorum. Mutlaka ama mutlaka gelecek sene katılın ve bu coşkuya siz de ortak olun diyorum. Evet, bu sene de gerçekten Diyarbakır çok coşkulu geçiyor. Kalabalık geçen seneden daha fazla. Geçen hafta Batman'daydık. Batman'daki coşku burada da bugün var. Allah-u Teala bu etkinlikleri düzenleyen peygamber sevdalılardan Allah razı olsun. Yani gerçekten peygamberimizin aşkını, sevgisini millete aşılıyor. Ondan dolayı kendilerinden minnettarız. Allah kendilerinden razı olsun. Tabii bu sene biz de sesimizle, eserlerimizle bu etkinliklere katıldık. Bu coşkuya ortak olduk. Bir sürü yere gittik. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiği kadar peygamberimizin aşkını anlatan eserler yapmaya devam edeceğiz ve üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz inşallah diyoruz. Çok güzel bir ortam. Gerçekten muhteşem bir kalabalık. Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. Biraz şaşkınım, biraz mutluyum ama gerçekten bu manzarayı gördüğümde çok duyguluyum, onu da söyleyeyim. Ben özellikle kendi eserlerimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben birçok sözler kullanıyorum, besteler yapıyorum ama tabii insan gönlünden böyle kalabalıklara hitap etmek geçiriyor. Böyle kalabalıkların önünde olmak, yani bu birlikteliği, bu beraberliği birebir yaşamak ayrı bir mutluluk, ayrı bir duygu. Televizyon ekranlarında bunu yaşıyorsun ama önündeki kalabalıkları göremiyorsun. Burada İnsanlar, milyon insan tekbir getiriyor. Bu beni açıkçası tüylerimi diken diken ediyor. Şu an röportaj yaparken de çok heyecanlıyım. Hakkınızı helal edin. Böyle ne bileyim, çok anlatılabilecek bir duygu değil burada olmak. Yaşamak gerekiyor burayı. Diyarbakır bugün çok güzel. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yaptıkları eserlerde, yaptıkları ilahilerde, ezgilerde daha çok dava eserleri, bu yönelik, buna yönelik sözler, besteler yapsınlar isterim. Özellikle doğuya mutlaka kendileri ulaşsınlar isterim. Çünkü doğuda başka bir şey var, başka bir güzellik var. Bu güzelliği burada herkes görüyor, yaşıyor. Bunu ben burada hissediyorum, onlar da inşallah gelsinler, bunu birebir hissetsinler. Alanın girişinden tut, sonuna kadar geldiğimizden o heyecanı biz yaşıyoruz. Hele sahneye gittiğimizde daha fazla o coşku yaşıyoruz. Yani biz de bu kardeşlerimiz gibi burada mutlu ve mesutuz yani.